Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda regresyon konuşacağız. Biliyorsunuz regresyon terapisti konuklarımız oldu daha önce de. Bu programımızda da regresyon nedir, nasıl yapılır bunları konuşacağız. Sibel Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Şimdi regresyon konuşacağız sizlerle. Evet. Ama siz nasıl başladınız? Regresyon terapisti olmaya karar verdiniz. Onu bir dinlemek isterim. Yani hepimiz zor, hayatımızda çok zor süreçlerden geçtik. Belirli psikolojik deneyimler, tecrübeler yaşadık. Böyle başladı yolculuğum. Kendim üzerimden başladı. Önce kendimi keşfetmek üzerinden başladı. Yol çok heyecanlı. Bir anda kapıldım. Zaten bu yola girenler, diğer arkadaşlarım da hep aynı hikayelerden bahseder. Regresyonla tanıştıktan sonra hayatımda birçok şeyi düzenledim. Kendimi keşfetmeye başladım ve içsel yolculuğum başladı. Peki regresyon nedir? Bir açalım mı onu? Regresyon bilinçaltı kontrol sistemidir. Yani bu şekilde çalışır. Birçok teknikleri var. Ben teta üzerinden, hani frekanslar üzerinden şifa tekniği uyguluyorum. Çok başarılı. Yani bunu kendi alanımı belirlemem sonucu hemen etki görmemiş. Kas testiyle falan zaten karşı taraf direkt etkisini görüyor. Hayatında birçok şeyi değiştirmeye fırsat ve olanak sağlıyor. Bütün rahatsızlıklarımızın nedeni zaten bilinçaltımız. Geçmiş yaşamları regresyon terapi ile daha çok ilerleme kaydediyoruz. Son zamanlarda moda oldu aile dizimi. Herkes tarafından bilindik oldu ama bunun daha derinlerine inmektir regresyon terapi. Kişiye teta frekansından katkıda bulunarak onun bilinçaltı temizliğini gerçekleştiriyoruz aslında. Bilinçaltına girdiğimizde zaten gevşeme, meditatif hale getiriyoruz kişiyi. O halde zaten kişinin zihni konuşuyor bizimle. Yani kendisi aradan çekiliyor. Konuşamadığı şeyleri bile bilinçaltı bize gerçek ve net cevaplar veriyor. Biz de bunun üzerinden ilerliyoruz. Birkaç terapi gerekebiliyor. Yani bir terapide çözülemiyor. Yani genelde bir terapide halletmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince. Ama bazen kişiye de bağlı oluyor, inançla alakalı bir durum oluyor. Danışan geldiğinde ilk önce biz onunla bir gün öncesinden kısa bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ön bilgileri alıyoruz, onu hazırlıyoruz yani bu duruma. Ön bilgileri veriyoruz. Daha sonra bir gün sonrasında regresyon terapiyi uyguluyoruz. 2 saat falan sürüyor. Yani kişiye bağlı, daha uzun sürdüğü de oluyor. Kimlerin mesela regresyon terapistine başvurmaları gerekir? Herkese yapılmalıdır bence. En azından bir kere bunu denemelidir. Bir kere denedikten sonra zaten farkı göreceği için ana sorunları inildikten sonra tekrar terapiler uygulanabilir. Bazı kişilerde uygulayamıyoruz. Psikolojik rahatsızlıklarda, şizofreni gibi. 18 yaş altı da uygulamıyoruz. Anneyle çalışma yapıyoruz. Anneyle çalışma yaptığımızda çocukta etkisi görünüyor zaten. Burada geçmiş yaşamlarla alakalı durumlar da olabiliyor. Bunlar tabii ki ayrı konular. Daha üst düzey, aile dizimine giren konular diyeyim. Tabii bu aile dizimi de yapabiliyoruz. Regresyonda anında ortaya çıkıyor zaten. Asıl sorun neyse regresyonda bize yansıtılıyor kişi yani tarafından, danışan tarafından. Annelerden, babalardan, dedelerden kalan sıkıntılar da devam ediyor o zaman. Evet, zaten yaptığımız seanslarda genellikle sıkça karşılaştığımız sorun geçmiş yaşamlar. Kaç ayda bir mesela önerirsiniz? Yani kişinin ihtiyacına bağlı. Kişi ne kadar seans isterse biz o kadar yanındayız. Her zaman yanındayız. Evet, yani siz onun bir belli 3 seans, 5 seans gibi durumu yok. İlk seanstan sonra farkındalık zaten başlıyor. Farkındalık başladıktan sonra daha başka yönlere kayabiliyor. Regresyon terapisi ihtiyaç duyarsa tekrardan yapabiliriz. Ben regresyon terapistim, evet, ama ben kendimde bile halen regresyon terapi uyguluyorum. Çünkü bilinçaltı bazen çok gizli tutabiliyor kayıtları. Açığa çıkması biraz zaman alabiliyor, evet. Değil mi? Fark etmeden bilinçaltımız kendi yargılarını oluşturuyor sanırım. Evet. Değil mi? Biz yani bir şey söylemeden, belki bilinçli olarak düşünmeden... Bunu fark etmek sizlerin görevi sanırım, değil mi? Kişi kendi fark edemeyebilir bazı şeyleri. Evet, biz de bunu nasıl görüntüleyebiliyoruz? Teta boyutunda, tetaya çıkarttığımızda bize zaten yansıyor. İçsel görülerimizle, edindiğimiz bilgilerle tabii ki, tecrübelerimizle kişinin hastalığını, rahatsızlığını. İnsanın anlamlandıramadığı rahatsızlıkları olduğunda mı? Yani ben böyle bir şey yapıyorum ama niye yapıyorum? İşte yemek yemiyorum ama kilo veremiyorum.
Ya böyle durumlardan şimdi benim şöyle bir tecrübem olmuştu. Arkadaşımla ben ilk bu işlere başladığımda çok öneriyordum kendisine. Hmm. Sonra kendisi üstünde bir çalışma gerçekleştirdiğimizde akışta yaşadıkları onu çok etkiledi. Sorunu olmadığını düşünüyordu ama çok büyük sorunlarının çıktığını gördük. Anne karnında başladığı için bilinçaltı evet. kayıtları zihin onu unutmuyor. Yani bir bilgisayar sistemi gibi düşünün. Aslında korumak istiyor. Evet. Aynen evet. Yani bazen de bazı cümleler vardı. Biz de konuklarımız söylüyor. Mesela para kötü bir şeydir, elinin kiridir derler hep. Bu bilinçaltını işlediği zaman tabii, para gelmeyebilir mi? İşte daha sonradan biz önerilerde bulunuyoruz. Meditasyon yapmasını ben herkese öneriyorum öncelikle de. Meditasyon yapan insan zaten zihninin kontrolünü almış, elini almış insandır. Neler söylemek istersiniz? Bak, bu mesleği herkes yapabilir mi? Herkes evet, benim şöyle bir lafım var. Herkes kendi içinde biriciktir. Şifa zaten birey olarak Yaradan tarafından her birimize verildi. Siz bunu biz nasıl sadece bilmiyoruz. Eğer regresyondan sonra zaten arkadaşlar genellikle bunun farkına vardıktan sonra artık kendisi eğitimleri almaya başlıyor. Daha sonra kendisi de bu işe girebilir yani. Herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Peki. Var mı Sibel Hanım son olarak danışanlarınıza belki bir mesaj vermek istersiniz ya da başka bir şey söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum gerçekten. Biz de teşekkür bütüne ederiz. Katkı olmasını diliyorum. Onun için buradayım. Yani biz buradayız. Artık bizi fark etmenizi istiyoruz. Zaten bilgileriniz de ekranda göründü. O bilgilerden size ulaşmak isteyen ulaşabilir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, işte gerçekten bilinçaltı bize istemediğimiz davranışları, istemediğimiz bir hayatı yaşatabiliyor farkında olmadan. Mutlaka hayatında ters giden bir şeyler varsa bir regresyon terapisine başvurun derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.